6 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerde tedavi gören yaralıların ikisinin durumu da ağır, kritik. Bununla ilgili son açıklamalar var. Şimdi Adli Tıp Kurumu'na dönelim. Ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ümit Uzun orada. Ayrıca yaralılarla ilgili durumu da aktarır mısın Ümit? Serap Belet, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar, Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan ile Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara hayatını kaybetti. Topkara çiftinin 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi ve baba kızın cenazesi Adana'ya uçakla gönderilecek. Yusuf Meydan 9 yaşındaki kızı Ecrin'le birlikte kardeşinin kız isteme merasimine katılmak için İstanbul'a gelmişti. Saldırıda hayatını kaybetti. Adem Topkara ile Mukaddes Elif Topkara çiftinin cenazesinin de işlemleri tamamlandı. Onların da cenazesi ailelerine teslim edildi ve çiftin cenazesi Ayaz Ağa Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazıyla birlikte defnedilecek. Topkara çiftinden geriye 2 yaşındaki kız çocukları kaldı. Hayatını kaybeden anne kız Arzu Özsoy ile 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'ın adli tıptaki işlemleri devam ediyor. Bu sırada bir cenaze aracı var mı diye de kontrol ediyorum ve çıkış oluyor muhtemelen. Ve bununla birlikte de bu anne kızın cenazesi de işlemleri tamamlandıktan sonra Şirin Evler'deki Ulu Camii'nde kılınacak, ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Dediğimiz gibi 4 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. İstanbul'a Yusuf Meydan, 9 yaşındaki kızı Ecrin'le birlikte İstanbul'a kardeşinin kız isteme merasimine katılmak için gelmişti. Onlar hayatını kaybettiler ve cenazeleri ailelerine teslim edildi. Bu arada az önce çıkış yapan cenaze aracı beklediğimiz Arzu Özsoy ile 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar'ın cenazesi değil. Onların hala işlemleri devam ediyor. İşlemlerin ardından anne kızın cenazesi Şirin Evler'deki Ulu Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Yaralılara gelecek olursak da 81 kişi yaralandı. 50'sinin tedavisi tamamlandı. 31 yaralının tedavisi devam ediyor ve yoğun bakımda tedavisi süren 5 kişiden ikisinin de durumu kritik Serap Belet. Ümit Uzun, çok teşekkürler.